Yani başörtüsü meselesiyle ilgili geçmişte birçok sorun yaşandı ve bu başörtüsü meselesi bu dönemde büyük oranda çözülmüştü. Ancak bazı uygulamalara bakıldığı zaman tam çözülmediği ya da bazı münferit uygulamaların daha farklı kendisini gösterdiği süreçler de yaşandı. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çözülmüş meseleyle ilgili ortaya attığı gündem sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı da aldı. İşte kendi tabiriyle de yani futbol terimiyle aldığı pası da gole çevirme noktasında bir adım attı. Bu süreç açısından bakıldığında Kılıçdaroğlu'na işte bu meseleyi işte çözme noktasında bir pozisyon almasını telkin edenler aslına bakarsanız Kılıçdaroğlu'na çok iyilik değil. Birazcık da kendisini bir dezavantajlı duruma düşürecek bir noktaya getirdi. Çünkü başörtüsü dediğiniz zaman başörtüsü mücadelesinde ya da manevi konularda, dini konularda muhafazakar camianın öncelikli olarak dert edindiği konularda Erdoğan'ın bir duruşu ve net bir duruşu vardı. Burada da önümüzdeki süreçte yapılacak anayasa değişikliğinde bu teminat altına alınmış olacak. Herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak bundan sonraki süreçte. Buna da ihtiyaç var mı? Bana göre ihtiyaç var. Demek ki kamuoyunda ya da işte farklı uygulamalarda bu tam olarak çözülmemiş. Tabii bununla birlikte sadece bu mesele değil, başörtüsü meselesi değil, ailenin korunmasıyla ilgili meselede de bir aksiyon alınmış olacak ki bu da bana göre çok son dönemde bazı uygulamalar sebebiyle çok tartışma yaratıyordu. Gerekli de bir pozisyonda. Bunlar her ikisi birlikte gündeme gelecek gibi gözüküyor ki önümüzdeki süreçte bunları tartışacağız. Bir mutabakatın da tamamen olmasını beklemiyorum iktidar ve muhalefet arasında. Herkes kendi durduğu pozisyonu muhafaza edecek. Muhafaza ettiği pozisyona göre de mecliste değerlendirecek kuvvetle muhtemel bu süreçte de bu şeyler maddeler de geçecektir. Peki Sayın Daşdemir, bugün aslında çok yani uzun zamandır alışık olmadığımız bir şey yaşadık. AK Parti heyeti işte CHP'ye, İyi Parti'ye ve HDP'ye gitti. Dediler ki biz sizle görüşeceğiz, ondan sonra teklifimizi hazırlayacağız. Bu şeyi başlatacağız. Yasa teklifini de hafta başında vereceğiz dediler. Bu özellikle işte 2023 vizyonu, TOG daveti, muhaliflerin çağrılması, muhalif parti başkanlarının çağrılması. Yani biz bir haftadır, 10 gündür AK Parti kuruluş ayarlarına dönüyor gibi bir şey tartışıyoruz. Bu çerçevede değerlendirirseniz bugünkü trafiği nasıl yorumlarsınız? Yani AK Parti'nin kucaklayıcı veya kuruluş hedeflerine, kuruluş taki pozisyonuna dönme gibi bir niyeti var mı? Bütün bunlar onun tezahürü mü? Tabii bu kuruluş ayarları denilen mesele çok tartışılıyor. Aslına bakarsanız AK Parti evet kurulduğunda kucaklayıcı, kuşatıcı bir pozisyonu vardı. Onu da büyük oranda muhafaza etti. Zaman zaman işte Gezi olayları, 17-25 gibi darbe girişimleri, 15 Temmuz darbe girişimi gibi meselelerde de daha farklı bir aksiyon geliştirdi hükümet olarak. Ancak bakıldığı zaman özellikle Türkiye yüzyılı işte vizyonun ortaya koyduğu 28 Ekim tarihinde bunu birazcık daha önümüzdeki süreci ya da işte Türkiye yüzyılını inşa ederken toplumsal uzlaşı, efendim yeni bir anayasa, buna benzer adımların büyük oranda bir çıpa etkisiyle Türkiye yüzyılına girmeyi hedefliyor ki bu çerçevede hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında biz de orada salondaydık. Hem geçmişte yaptıklarını hem de gelecekle ilgili vizyonunu ortaya koydu. Belli oranda uzlaşı zeminini arayacak efendim ama bunları yaparken de mevcut pozisyonunda mesela mevcut pozisyon derken Türkiye'nin bir takım şeyleri var, sıkıntıları var. Nedir bunlar? Mesela işte bir taraftan şerefli Türk ordusu
hedef alınan açıklamalar yapılıyor. Siyasiler tarafından bunlar yapılıyor. Efendim bir genel başkan çıkıyor. Şerefli Türk polisini efendim İçişleri Bakanlığı'nın sanki bir cari açıkla ilgili herhangi birisinin şahsi şeyi için değil de menfaat için değil, devletin cari açığı kapatmak için bir uyuşturucu ticareti yapmış gibi bir açıklama yapıyor ki bu çok kabul edilebilir bir tutum da değil. Bunların aslına bakarsanız içeriye değil daha dışarıya bir mesaj ve Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek bir mesaj olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu hemen İngiltere ziyareti öncesi bu açıklamayı, bu beyanatı vermiş olması da çok enteresan. Ama bir şekilde de bu zeminin, iletişim zemininin kurulmuş olması değerli. Siyaset uzlaşıyla yapılabilir, toplumsal konsensüsle yapılabilir. Bu toplumsal konsensüsün oluşturulması, meselelerin tartışılabilmesi ve toplumda da bu tartışılarak bir şekilde anayasa değişikliği varsa işte mecliste geçebiliyorsa mecliste geçmesi yoksa halk oylamasıyla geçerek o şekilde oluşması, o değişikliklerin yapılması önemli, değerli. Burada yani milli iradenin bir şekilde tecelli edeceği ancak toplumun her kesiminde kucaklayıcı, çoğulcu bir yaklaşımında ön planda olacağını düşünebiliriz. Hedef o. Hem peki siz bir araştırmacısınız. Bu konuyla ilgili bir yakın dönemde bir araştırmanız oldu mu? Çünkü mesela önceki seçimlerde hep konuşulan, söylenen şuydu. İşte AK Parti veya Sayın Erdoğan bir kutuplaştırıcı bir çizgi izliyor, sonra kendi seçmenini konsolide ediyor, oradan güç kazanıyor tekrar gibi bir algı vardı. Anladığımız kadarıyla bu seçimlerde bu değişecek. Bununla ilgili elinizde bir araştırma var mı? Yani bu iktidar kanadına yarayacak bir yaklaşım mı? Hem bir araştırmacı olarak ne söylüyorsunuz hem de gerçekten merak ediyorum. Bir araştırma var mı elinizde? Şimdi bu kutuplaşma, kutuplaştırma meselesi sadece iktidarın ya da muhalefetin meselesi değil. Bundan her iki tarafta belli ölçüde besleniyor. Sonuçta karşı taraf kutuplaştırdığı zaman bu tarafta ona göre bir kutuplaştırma iki taraf içerisinden bakıldığı zaman bir taraf kutuplaştırınca diğer tarafta ona ilişkin bir öteki oluşturarak meselelere bakıp ifade ediyor. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Tek bir kişinin ya da tek bir partinin, tek bir kurumun kutuplaştırması yok aslında bakarsanız. Yani bu kutuplaşma meselesi, kutuplaştırma meselesi aslında bakarsanız ta Cumhuriyet mitinglerinden başlayan bir süreçti. Ondan sonraki süreçte de sürekli devam etti. Ama biz bir şekilde bu ülkede yaşıyorsak uzlaşı kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Mesela Sayın Poyraz eleştirdi. Ancak Alevilerle ilgili şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu noktada ileri bir adım atılmış mı atılmamış mı ona da bakmak gerekiyor. Yani Alevilerin çeşitli noktalarda toplumda hak ettikleri yeri bulamadıkları ya da kabul belli alanlarda gerektiği gibi kabul görmedikleri bir gerçeklik vardı. Bu gerçeklik bir şekilde görülerek ona ilişkin önemli adımlar atıldı. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman yani orada Alevi yurttaşlarımızın bu konuya nasıl baktığı önemli. Bir adım atılmış durumda çünkü. Diğer taraftan bakıldığı zaman yani toplumsal olarak bu tür işte dezavantajlı olarak kendini niteleyen vatandaşlar kendilerini nerede konumlandırıyor, nasıl bakıyor ona bakmak lazım. Mesela biz anayasa ile ilgili tartışmaları sorduk. Toplumun öncelikli meselesi anayasa değil. Ama şu da var. Öncelikli meselesi değil. Sorduğunuz zaman anayasa tartışmalarını çok takip de etmiyor toplum. Ancak bakıldığı zaman anayasa meselesiyle ilgili bir masa kurulacağı zaman masadan kaçanlar, efendim bir uzlaşıdan kaçanları da çok tasvip etmiyor. Yani bir şekilde anayasayla ilgili meselelerin tartışılmasını toplum bekliyor. Sonuç olarak
böyle bir vaka var. Bunu da görmek, bu şekilde değerlendirmek lazım. Peki. Ben muhalefet kanadının anayasayla ilgili gelen bu maddeleri bir şekilde destekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü onlar da kutuplaştırmanın başka bir tarafı, siyaseten olaya bakıyorlar ve bu şekilde bir değerlendirme içerisindeler. Peki. Rezan Epezdemir. Evet. Sayın Oğuz. Evet. Buyurun. Sayın Oğuz. Buyurun. Özür diliyorum. Sayın Taşdemir'e orada bir yanlış anlaşılma olabilir. O yüzden Sayın Taşdemir'e bir düzeltme hakkı tanımanızı talep ediyorum. Çünkü Alevilerin dezavantajlı grup olduğu gibi bir anlam çıkabilir. Sayın Taşdemir'in bu anlamda bir düzeltme ihtiyacı olabilir. Buradaki şeyim, benim kastım şudur. Alevi vatandaşlarımız çeşitli şeylerde, noktalarda hak ettiği değeri görmüyorlar. Bu değeri görmedikleri için dezavantajlı pozisyona düşürüyorlar. Efendim, bu kamuda işe alım olabilir, diğer çeşitli konularda belli kademelerde terfi olabilir ya da cemevlerinin statüsü olabilir. Bunları kastettiğim bu. Yani buradan daha farklı bir anlam çıkaracak bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Burada yani ben bu konuyla ilgili uyarma sorumluluğumu yerine getirdim. İkincisi, burada Alevilerle ilgili yapılan süreç yaşanıyor mu Türkiye'de? Var mı yani böyle Alevilerle bir şey? Alevilerle ilgili burada iktidarın adım olarak tanımladığı şey Alevilerin istihdamı ya da kamuda görev almaları değil, cemevlerinin elektrik su faturası. Tamam, o yani cemevlerinin elektrik ve su faturasının ödenmesi, Sayın Poyraz, cemevlerine elektrik ve su faturasıyla birlikte personel gideri karşılanması Alevilerin toplumdaki sorunlarını ya da cemevlerinin ibadethane statüsüyle alakalı bir durum değil. Yani Alevilerin bugüne kadar ortaya koydukları sorunlarla iktidarın şu an bir çözüm olarak ortaya koyduğu hususlar örtüşmediği kanaatindeyim. Ben bu anlamda da sadece bu konuyla ilgili sizin beyanlarınıza muhalefetimi ifade ediyorum. Ama biraz önceki dezavantajlı konusuyla ilgili sizi ikaz etmemin sebebi dostane bir ikazdı. Teşekkür ediyorum. Çünkü toplum çok hassas. Elbette, bunu farklı elbette anlayabilirlerdi. Bununla ilgili bir açıklama ihtiyaç duyulabilirdi. Teşekkür ediyorum. Ancak benim kastım budur. Peki. Diğer taraftan bakıldığı zaman Alevi yurttaşlarımızın bu konulardaki, gerek kamudaki istihdam konusunda, gerek çeşitli pozisyonlardaki onlara karşı tutum konusunda böyle bir algıları var. Bu çerçevede de o kamu ve buna benzer hususları da o çerçevede dillendirdim. Peki.